Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Ayet-i Kürsi'nin anlamı ve fazileti. Kur'an-ı Kerim ilk suresi Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in. İkinci suresi Bakara suresi muhteremler. Bunun da bir ayet-i kerime var. Ayet-i Kürsi'ni buna. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İkül şeyin selamın, her şeyin bir selamı var. Selam bir şeyin zirvesi anlamına geliyor. Her şeyin bir zirvesi vardır. İnsan-ı Kur'an-ı El-Bakara'ya. Kur'an da zirvesi, neresi? Bakara Suresi muhtemelen. Bakara Suresi. Bakara Suresi'nin genelde Medine'nin nazil oldu. Onda ahkam ilahi var, hükümler var onda böyle. İfi ayetün, bu sure bir ayet-i kerime var. İyesiyeti ayrı Kur'an. Bu nedir? Kur'an ayetlerinin efendisidir. Ayet-i kürsü bu da. Demek ki Bakara Suresi, Kur'an'ın surelerin en zirvesi o, Bakara Suresi. Bunda bir ayet-i kerime var, ayet-i kürsü. Bu da nedir? Ayetlerin seyidi bu. Efendisi'nin ulusu büyüsü anlamına geliyor. Bu ayet-i kerimede kürsü kelimesi geçtiği için bu ayet-i kürsü böyle. Yani kürsü ayeti anlamına geliyor. Vesile kürsüyü geçtiği için. Bir de bunu şu ismi var. Bazı Allah'ı la derler, haşa Allah korusun. Bu tehlikeli muhtemelenler. Çünkü la yu anlamına gelir böyle. İnki anlamına gelir Allah korusun. En kısaca da bunu söylemek gerekiyor. Ayet-i kürsüme gerekiyor buna. Bunu okumanın içine bakalım sevabına. Kur'an-ı Kerim'in her harfine sevap var muhtemelen böyle. Yalnız da bazı ayet-i kerimeler Rabbimizin esması ile ilgili. Şimdi bir kural vardır usul-i fıkıhta. İlim maluma tabi diye. İlim maluma tabidir. Yani ilim bir insan neyi biliyorsa ona göre bunun diğeri vardır. Mesela bir sıvacı, o da ilimdir sıvamakta. Ama mesela bir ehli Kur'an tabi daha farklı böylece. Menkare ile yusbihu. Ayet-i kürsi. Bir insan sabahtan bunu okursa, ayet-i kürsi okursa sabahları. Yani ayet-i kürsi can simdimiz muhteremde. Bunu böyle bilmem. Cinsen böyle böyle. Ayet-i kürsi böyle. Hufullah. Yevmehü zalike. O gün kişi koruma altında, hıfz altında. Hufullah. Neden? Bu nekre geliyor bu arada. Her şeyi kaplıyor böyle. Hatta yümseyi akşama kadar bu iş Allah'ın korunmasında. Yani bir insan sabahtan ayet-i kürsü okursa şu akşama kadar Allah'ın korunmasında. Böyle. Neden Allah'ın korunmasında? Her şeyden. Cinden, şeytandan, mikroptan, virüslerden, güneşin şerrinden, yağmurun şerrinden, depremden, düşman şerrinden, gıdaların şerrinden, her şeyini korumadan hatırlayın böyle. Her şeyin bir şerri vardır. Yani gıda insan bazen şer olabilir. Yani bir insan okursa, kişi o gün akşama kadar Allah'ın Celle Celaluhu koruması altında. Ve men karaya yine yümsiye. İnsan akşam okursa bunu, hufize, eliyetleri, tilkiye, hatta yusbiha. Ki sabah kadar Allah'ın korumasında. Şimdi demek ki Kadir Kürsi'yi sabah okuyan kişi bunu, akşama kadar bu koruma devam ediyor. Akşam oldu mu yeni gerekiyor, tazirme gerekiyor. Akşam okudu, sabah kadar korumak muhtemelen. Yatayken okudu, yatağında yatay okudu, kalkıncaya kadar.
Evden çıkarken okudu, dönünceye kadar. Allah'ın Celle Şanı'nı koruması muhtemelen böyle. Her türlü yani mikroptan, sinekten, virüsten, düşmandan, her afattan koruma altında böyle böyle. Yalnız tabii okumada okumada fark var. O da var muhtemelen böyle. İhlas okuma gerekiyor. Yani Allah'ı okuma gerekiyor. Okurken de altına buna vermek gerekiyor. Acı etmeden, kelimeleri çiğnemeden böyle güzel okuma gerekiyor bunu. İnsan güzel okursa elhamdülillah Peygamberimiz de buna bize kefil oluyor. Bu kişi Allah'ın korumasında okursa. Bir de her ve beş kitabımız okunuyor bu ayet-i kürsüde. Namazdan sonra tesbihat var ya Subhanallah diye ondan önce okunuyor. Böyle. Yine de okunuyor bu şekilde. Men kare ayetini kürsüyü dübre kül saati mektubetin. Bir kişi her farz namazdan sonra bunu okursa, demek ki nafile namazda değil, bir kişi her farz namazdan sonra ayet-i kürsüyü okursa, nemin amindu cenneti illa en yemute. O anda cennet girmesi engel yok. İlla varam ışısına en yemute, ölmesi gerekiyor. Ölmeden girilemiyor muhtemelen böyle. Hürri İmam-ı Su Hazretleri Nebbiyakka min şerayeti duhu cenneti ilen mevt. Cennete girmenin şartları var diyor. İmam-ı Su Hazretleri bunun şerrinde. Yani şartları var. Bütün şartlar yerinde olur. Bir şart eksik, ölmeden girilemiyor cennete. Neden? O yaşayamayız muhtemelen bu bedenle. Yani bu bedendeki yaşayan organlar, sistemler dünyaya göre yaratılmış. Mesela suda hayat var, balık yaşıyor. O da canlı varlık, yaşıyor ama ölür ama. Neden? Ona göre yaratılmış bu beden sistemler. Demek ki biz bu bedenle cennete giremedik o zaman evvel. Ölmek şart. Ölüm nedir o zaman? O Allah'ın rahmeti o zaman evvel. Yani cennete giremiyor, ölmeden çünkü ben. Her namazın selam okunuyor ayet-i kürsü, okunuyor. Yalnız muhteremler böyle acele gelmemesi gerekiyor böyle. İhlas denir, ihlas. Yani hulusi kalb ile böyle. Sami kalb ile okumak gerekiyor. Bir de acele etmeden böyle. Kelime kelime yavaş yavaş okumak gerekiyor. Okurken de akıl böyle, gönül orada olması gerekiyor. Anlamı çünkü çok gün anlamı var böylece. Şimdi inşallah anlam vermeye çalışmış yavaş inşallah da elimize geldiği kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu ayet-i kerimede muhteremde 7 durak var. 7 durak var böyle. 50 kelime var, harf, 170 harf var böyle. Bir insan çok darda kalsa, sıkıntısı var, bunalıma girmiş, iş terk etmiş, yuva sıkılmış, yani kişinin çok bir dertleri var, artık bunalıma girmiş, ne yapması gerekiyor? Buna sarılsın bu saati kürsüye. Eğer şöyle yaparsa, abdestini tazelerse, hatta mümkünse gusül alsa, gusül alsa kişi, iki kez namaz kılsa, o da hacet namazı kılsa, su ayetini okursa, kaç kere? En az 7 kere, 7 durak var bunda böyle. 7 defa okursa böyle. Yani gayet böyle kelime kelime okur, sonra dua eder. Yok dua okumak istiyor. Yani çok bunalımda. Darda, sıkıntı da böyle. Artık patlayacak yani kişi böyle. Ne yapması gerekiyor? Kelime sayısınca, 50 kelime var, o kadar kelime var böyle. Yani Kur'an'daki her harfin, her kelimenin de her şeyin bir anlamı var muhtemelen böyle böyle. 50 defa okur bunu böyle böyle. Biraz sonra mesela, hastaneden gençlere bunu tavsiye ederim. Az gelen gençlere böyle.
arabaya bindi mi, uşağı olsun, otobüse aramaya çık, evine çıktı mı, arada konuşmadan, elini okumadan hesaptım böyle. Yani çoğunda haber aldım elhamda böyle, rahat etmişti de böyle. Yine ev olan kişi mesela, evine çıktığı zamanlar, ne yap? İlk kişi böyle, evin temizliği tabii toparlar. Bir kuş abdest alır mesela onda böyle, üşenmese, imkan yoksa abdest alır. İki ayet namaz kılar. Oturur, konuşmadan yok elisi okur mudur onu böyle böyle. Bu vakit dar mesela yani ne yapması gerekiyor? Beraber okuyabilirler. Yani eşi, çocuğu, oğlu, kızı kim varsa otururlar. Yani eli tane mesela bir şeye koyarlar. Mesela fasulye, nohut ortaya koyarlar. Okuyan alır oradan bir tane bir şey. Eli tane okurlar. Dua edene muhtemelen böyle. O ev Allah'ın izniyle korunmazdan ben böyle. Bir de harf sayısı var ki 170 eder bu. O toplu okunacak tabi o. Çok büyük aile okunur. Afat'a okunur mesela böyle bu. Okunur bunlara karşı. Allahü Allah Celle Celaluhu başlıyor ayet-i kerime. Yani ayet-i kerime başlayacak bak başlangıcı Allahü Allah diye başlıyor Celaluhu. Özelliği buradan kardeşim. Allah Allah Celle Celaluhu. Allah ismi Celle Celaluhu ismi has. Özel isim Mevlamız'ın böyle böyle. Ne anlama geliyor? Başka varlığa bu isim verilemez. Ne kadar putperestler varsa puta tapanlar, putlara tapınanlar isim vermişler onlara. İlah, Tanrı, şunla, bunla isim vermişler. Hiçbir bu Allah dememiş putlara putlara. Veremezler. Allah mahsus putlara böyle. Özel isim böyle böyle. Allah ismi çoğu olmaz. Allah denmez böyle. Yani ilahlar denir. Tanrılar denir. Tapınan bir şey böyle. Ne olsun Tanrı böyle. Ama Allah denir teki putlara böyle. Şu olamaz böyle. Haşa Allah şey konuşma böyle bile. Allahu Allah Celle Celaluhu. La ilahe illa hu. Buradaki la cinsin nefeden. La ilahe ilah. Cins ilah. Yani ilahlık dava edenler. Mesela Konfüçyüsler, Cemşitler, Budalar, Firavunlar, Nemrutlar, Cemşitler. Daha kim ne varsa bunun gibi böyle. Tabi zamanımızda da var böyle bunlar hatırlayan böyle. Yani ilah putlaştırılanlar. Haberce. Meryem bunlar nef ediyor. Uluhiyete kimse layık değildir. Hani Allah'ın. Neden? İlah olmak için ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Önce yaratılmış olmamak kendi yaratması gerekiyor kendi kendine. Filan kişi mesela bu da bunda putlar yap heykeller var mesela dikiyor altına böyle büyütülüyor büyütülüyor. Törenler şunlar bunlar bağırma çağırma şunlar bunlar. Peki ne oldu? Yaratıldı muhteremler. Allah rahmetle yaratıldı. Kanlı için yaratıldı böyle. O yoldan geldi dünyaya geldi böyle. Burnu attı. Altına işedi. Kustu. Altını pişirdi muhterem böyle. Emek ederken böylece. Allah verdiği emir yaşadı. Sonra olsun olsun öldü. Çürüdüyle şöyle gitti muhterem böyle. İlah olur mu bunlar? İlah bağımsız olacak. Onu yaratmış olmayacak muhterem böyle. Sonra Mevlam soruyor. İlah yaratan var mı? Şu an yarattı mı ilahlar bir şey? Tapınıyorsunuz. O bir şey yarattı mı o? Yok. Allah'ın bir koltuğu var muhterem böyle. Allah'ın verdiği rızkı yiyordu yiyor böylece. O halde La ilahe illahu ancak Allah'tır. Bak ne yaptı hemen böyle. Yani gez dediler alemi evreni dolaş tefekkür et. Tefekkür. Aya bak, güneşe bak, yıldızlara bak, galaksilere bak böyle. İnsana bak böyle. Meleklere bak görebilsek mesela. Her bir yaratılmış varlık. Her birinin gücü, kuvveti belirli. Ömrü belirli muhtemelen hepsini böyle. Bu işin Allahü la ilahe illa hu, hu zamirdir. O demektir. Böyle. Hu zamirdir. Besme Hüsnü'nün aynı zamanda hu kelimesi burada. İlla hu, Allah'tı ilah olan, o da yeri göğü yaratan, o da mükemmel malik olan böyle bak. Bu yeterdi muhterem bak. Ayet-i Kürsü anlamı için. Bu yeterdi.
El hayyu el kayyumu. Tabi hümel hayyul kayyum okursun, okursun, ne katarsın, ben tek bana verim orada. El hayyu Allah hayyudur. Hayatı zatından muhtemelen böyle. Melekler çok yaşayan melekler. Hayatı neye bağlı? Allah'a ismine bağlı muhtemelen böyle. Bizim hayatımız var, canlı diriyiz. Ama hayat bize bağlı değil ki, elimizde değil muhtemelen böyle. Önce organları var, lazım organlar. Bir solunum sistemi var, burundan başlıyor, gırtlağa, şu bu derken böyle, akciğere gidiyor. Bu sistem bir arıza oldu mu, alamayız. Gitti insan. Dolaşım sistemi var, kan dolaşıyor, kalbe gidiyor, kalp durdu mu, duruyor muhtemelen. Yani hayatımız muhtemelen. İnsan denen bir varlık, işte kadar büyüklensin, alsın, şımarsın, şikayetlerken enayet sahibi olsun, onun hayatı et parçasına bağlı bedende, et parçasına, kalbine bağlı, böbreğine bağlı, ciğerine bağlı. İnsan bu işte muhtemelen. Yani bir organ kalp. Peki o kalbi kim yarattı? O akciğeri kim yarattı muhtemelen? Kim bunu bu sistemlere böyle? Bunda yeterli mi? Değil muhtemelen. Ne lazım? Dışla ilişkisi var insanın. Hava lazım. Hava lazım böyle. Ya, hava solmak lazım şimdi. Hava yok. Yaşayamıyor. Tamam, solunum sistemi var. Akciğerin çok gayet sağlam. Her şeyin sağlam. Hava yok ama oksijen yok. Hava kirlenmiş. Oksijen yok. Alamıyorsun zaten böyle. Durmuyor böyle. Gıda ihtiyacımız var. Su ihtiyacımız var. İşte insan edin muhtemelen acizin mutlaktır. Acizin mutlak muhtemelen. Bir görünmeyen bir mikrop gelir, virüs gelir, gözü görmüyor muhtemelen bak. O kadar küçük, küçük ki, o kadar küçük, küçükten de daha artık küçüğün de küçüğü, gözü görünmüyor. İnsana korkuyor ama. Küresel böyle. Bütün insan korkuyor bundan. Niye korkuyor bundan muhtemelen böyle? Önümde yaşlılar, şunlar, bunlar, ilaçlar olmadı, bu olmadı, şu olmadı, bu olmadı. Oraşana bakalım bu şekilde. Önlerine muhtemelenler. Bak. Yani gözü görünmeyen bir virüs, gözle görünmeyen. Virüs mikroptan çok küçük bu teremde böyle. Virüs bunlar böyle. El hayyü Rabbim haydır bu teremde. Her şey ölecek. Külşin hal illa veçe. Yani canlı cansız. Helak olacak cansızlar. Yıldız dağılacak, güneş toplanacak. Yer gök harap olacak. Tek canlı kalmayacak. İlla veçe. Allah'ın zatı muhtemelen bak. Allah'tan başka her şey hayatı sınırlı, hayatı kısıtlı muhtemelen böyle. Tabi zaman gelecek, kanat kopacak, melekler ölecekler. Yani belli melekler var, onlar ölmeyecekler böyle. Azrail, Cebrail, Mikail ölmeyecek bunlar. Soracak Mevlam, ya Azrail kim kaldı benim mülkümde? Korkuyor melek, titriyorlar. Sıralara geldi. Yani biz aç kullarına kaldık. Büyük bir Azrail'e al bunların canına bakalım. Alacak canları muhtemelenler. Tek Azrail'e kaldı şimdi. Canlı olarak böyle. Başka yok canlı böyle. Benim soracak, ya Azrail kim var benim mülkümde? Kim var? Titriyor mu? Titriyor. Titriyor Azrail'e sonra. Ben bu aç kulun kaldı. Emret ne yapayım? Al bakalım, canına bakalım. Her can ölecek. Al canı muhteremler. Al çekecek, şimdi alırken de bir muhteremler. Alacak bu şekilde. Yani el hay, hayat, hayat daimi, hayat-ı baki, ebedi hayat, ama hayat muhteremler. Bir laf var ya, duvara dayanma, yıkılır. İnsan dayanma, ölür muhteremler. İnsan insana güvenir, öyle gitti muhtemelen böyle. Ancak nedir hayatı ebedi olan, hayatı baki olan? Allah Celle Celaluhu muhtemelen. Hüvel baki yazıyor, mezarda yazıyor bazen. Hüvel odur anıyor baki, ebedi olan. Baki ebedi demektir böyle. Hüvel baki böyle. Baki kafa mı? Kef değil. Baki olsa anlam düşmüyor. Baki ağlayan anlama gelir. Ağlamak anlamına gelir. Baki beka. Baki kaf. Hüvel baki.
Ancak Allah da ebedi baka muhtemelen. El kayyum, Allah kayyum. Kayyum. Nedir kayyum? Yeri göğü bütün varlığı yaratan, yaratılarak gözetleyen, tedbir eden, tasarruf eden, koruyan bunlar muhtemelen. Şimdi düşünelim muhtemelenler, ay, dünya, güneş, yıldızlar, galaksiler muhtemelen böyle. Büyük varlıklar böyle. Kim bilir kaç milyar yıl önce yaratıldı bunlar? Hidrin değişiyor mu? Değişiyor muhtemelen böyle. Mesela trafik kuralları vardır, trafik kuralları vardır. Sağa dönülmez, sağa dönülmez, işte ışığı da geçirilmez. Hız mesafe kısıtlaması vardır. Bir takım işte kemer bağlamak, şunlar bunlar. Yine kaz oluyordu muhtemelen. Yine kaz oluyordu muhtemelen. Hava çarpışıyor. Denize gemi çarpışıyor muhtemelen. Ama kim bilir kaç milyar yıl, belki trilyon yıl. Çarpın bir yılın bir yılıza. Çarpın muhtemelen. Küllün fî felekin yesbehûn. Küllün her biri fî felekin yörüngesinde yesbehûn dönüyorlar. Her bir yörüngesi var. Dünyanın ayın günü yılın hepsini böyle. Kimsenin bir mi ayrılamıyor yörüngesinden. Disiplin muhtemelen. Ve bu Rabbim kayyum esması. Kayyum. Kayyumiyet muhtemelen. Tam zaptırak muhtemelen. Tam egemenlik böyle. Yani başıboş mu var muhtemelen böyle? Onun da yörüngesi var muhtemelen böyle. Galaksi merkezine dönüyor muhtemelen böyle. Böyle. 30 bin yılda acı bir de var muhtemelen. İşte muhtemelenler budur kayyumiyet muhtemelen böyle. İçimizdeki kan dolaşımı, nefes alıp verme muhtemelenler hep onun kayyum ismine bağlı muhtemelen böyle. Rabbim bir insan ömrü bitti mi, al bakın nefes muhteremler. Akciğerim var, ağzım var, burnum var, gırt, hepsi var. Hava da var ama alamıyor. Alamıyor. Allah alamıyor muhteremler ya. Hayır muhteremler. Ya muhteremler. Yani Ahiret Kürsü muhteremler çok geniş kapsamlı. Artık tabi biraz özetlemem gerekiyor. Zaten sinetim belan nevim. Mevlamıza sinev nevim gelmez. Sine uykunun evveliyatı denir buna böyle. Dalma dalma gibi böyle. Yani kahve anlamına geliyor böyle. Uyku. Haşa, Allah-u Teala haşa bakma efendim. Bir an gafil olsa, sine gelse böyle, bu alem bitti muhtemelen böyle. Bunlar baş boş kalır muhtemelen böyle. Yani bir sınıfta öğretmen olmasa, bir öğretmen böyle komutu olmasa, çavuş olmasa, İbrahim'in varlığı olmasa, yani başka bir şey olmasa, ülke karşı gider muhtemelen. Karşı gider böyle. Lehu Allah'ındır. O yaratmıştır. Onun emrinde, onun gözetiminde, onun tasarrufunda. Allah'ın yani. Ma fis semavati. Ma öyle şeyler ki, fis semavati, gökte olanlar. Yedi kat gökte varsa böyle. Yedi kat gökte gökte olanlar da böyle. Ne varsa, ne muhtemelen böyle. Bizim gördüğümüz yıldız var, şu ay var, güneş var mesela böyle. Göremedim, melekler var, kimde kim varsa, varlık varsa, imafilerde, yerde ne varsa. Her bir zerre muhtemelen böyle. Her bir atom, her bir hücre Allah'ın emrinde, tasın gözetiminde, onun izne bağlı hareketi muhtemelen. Uranyum atomlarından atom bombası yapılıyor. Uranyumdan mesela, atomlarından. Dünyada bunlar bazı çok var mesela. Bu ülkede, Afrika'da biraz çok var bunlara verince. Ama bunu patlamıyor bunlar muhtemelen. Ya muhtemelen. Yani Mevlamızın tam ve kesin disiplini evren muhtemelen. İnsanlar, cinler, hayvanlar, melekler, ağaçlar, kuşlar, denizler, ne varsa mı bilemediğim varlıklar, canlı cansız, her Allah'ın tam tasın gözetiminde muhtemelen böyle. O dilemezse bir yaprak kımıldamaz. Mesela bugün hava çok sıcaktı. Şu ağaçlara bakıyorum, bir yaprak kımıldamıyor. İzin yok muhtemelen. İzin yok.
Yoktu ya. Yok mu derim bak ya. Bir yaprak kımıldamada izin vermezse muhteremler ya. Hava var ama duruyor, durdu yerde. Hak etmiyor hava. Esemiyor. Duruyor muhteremler böyle. Yürü. Ya muhteremler. Yani bulut hepsi Allah'ın emrinde muhteremler. Demek ki gökte ne varsa yedi kat göklerde, yerde ne varsa denizler, o çöller, Afrika'nın o büyük sahraları, çöller, okyanuslar. İşte ne varlıklar var onların, ne varlıklar muhtemelen böyle. Ne varlıklar böyle. Her birisi Allah'ın gözetiminde, tasarrufunda, rızkı Allah veriyor hepsinden. O da var. Men zelliz münde illa biiznim. Men zelliz yeşru indehü. Kimdir o kimse şov edecek Allah'ın dinde? İlla bir ancak Allah'ın izniyle. Şefaat var ama dileyen dileğini yapamıyor. Nuh Aleyhisselam mesela değil mi? Oğlum işleri kurtarmak istedi. Gemiye bilmedi. Yavrum gel. Su basa bu şekilde. Ben çıkarım duadım. Onu kurtaramadı. Yarın mahşer kurtaramayacak mı? Oğlunu peygamber yoktu. İşte efendim beni bana filan maşaba eder bana. Yok edemez. Allah izin verirse muhtemelen böyle. Allah konuna razı olursa onun izin var muhtemelen böyle. Yapacak muhtemelen böyle. Hadis-i Şerif'te geçiyor muhtemelenler. Mahşer yerinde hesaba çekilmiş insanlar. Biri hesabını veriyor. Sevabı ağır geliyor. Yani ağır basın sevabı, al bakın cennet fırkasına. Aylü, felikü fil cenneh deniyor böyle. Felikü füsteir var, fırkası var. Bakacak karşıdan, babası cehennemin arasında babası, o fırkada da atamadı ama, ayrıldı böyle. Bakın babası karşıda, içi yanıyor. Koşuyor babası yanıp tutuyor babası elinden. Evet, izin vermiyorlar, dur bak, almaz. Ya Rabbi benim babam bu, ben. Hayır olmaz. Ya benim babam babam olmaz. Üç sefer bir yalvarıyor Mevlamıza. Ve bunun şekli değişik suretine şekli babası muhtemelen böyle. Böyle korkunç olacak böyle. Tüylü, mühlü böyle canavar gibi korkunç bir şey olacak bu şekilde. Kim bırakacak muhtemelen böyle. Oğlu yüksek makamda babası iman ölmemiş demek ki onu kurtaramak muhtemelen böyle. Yani kimse güvenmeye gerekiyor. Eğer Allah bizden razı olursa muhteremler, Rabbim size bir kılar muhteremler böyle. Şefaat var böyle, hak şefaat ama illa bir izni var. Ya'lemu, Allah-u Teala bilir muhterem, biliyor. İlim ilahisi, ezelesi biliyor. Ama edhiyemâ halfem. Önümüzde ne, arkam ne var? Öyle biliyor muhteremler bak. Önümüzde ne var? Nasıl ki hayatımız ergenlikten şu çağa kadar hep yoktan böyle. Her insan ergenlikten namazını kıldım, oranı tuttum mu, şuna yaptım, buna haram baktım, ne yaptıysa böylece hepsi böyle bir yoktan. Halbuki arkadan gelecekleri de ve bunun zıttı anlamda buna veriliyor. Arkadan gelecek ne varsa böyle. Ölüm, kişi ne zaman ölecek? Nerede ölecek? Hangi mezara gömülecek baktığına böyle. Mahşede ne olacak halimiz? Ya bunlar Mevlam, bir de muhtemelen böyle bak. Bir Allah dostu, Evliyullah. Bir cemaatle beraber bir köye gidiyorlar. Köyde cemiyet varmış köyde. Üç tane kız, tabi düğün varmış, cemiyet varmış köyde. Üç tane genç kız o zaman. Tabi tesettürlü ama giyinmişler, süslü püslü giymişler böyle şeyleri böyle. Kol tutuşmuşlar böyle. İşte gidiyorlar güle güle. Allah doğru da bakıyor kızlara bakıyor. Şöyle bakıyor bu ağlama başı muhtemelen böyle. Niye aldın sonra, niye aldın? Kızlar şu anda ilerisini bilmiyorlar. Geleceğini bilmiyorlar. Şu anda genç, sıhhatlı, sağlıklı, enerjisi var. Neşeliler şu anda böyle. Onların geleceğini bana Rabbim gösterdi. Rabbim gösterdi ona geleceklerini de.
Mavilim böyle. Şu diyor mavili var ya, o çok çekecek yaşlarında böyle. Hastalanacak, iki büyüklüğüm olacak, gözü görmeyecek, itinecek, kalkılacak, çok çok sık zahmi çekecek bir adam böyle. Daha akımı bilse diyor, şey yapar diye. İkinci yeşili var diyor, o adam, onu da adamı gördüm, mezarın adamı gördüm, kalbi alışverişini gördüm. Üçün böyle söylüyor. Bir Allah dostu bile böyle onu bunu bildirmesi, her şeyi bilemez tabii. O da bunu bildirmiş. Yani ömür nasıl geçti muhteremler? O güzel Mevla'ya kutlayabildik mi acaba? Bizden Mevlam razı mı acaba muhteremler? Yani bütün mesele bu muhteremler. Allah'ın rızasını kazanmak muhteremler. Biz ne yapıyoruz değil mi? Kulun hatırı için, onun rızası için Allah'a isteyen diyoruz. Mesela sağlık radyoyla gerek işte böylece. Arkayıklar, açık kadınlar, sağlıklar, cazlar bu şekilde böyle. Ayıklar bilinler, benim çok sağ arkadaşım. Yok işte yeğenim, yok şu, yok bu, yok dayım, amcam, yok teyzem, neyse mesela böyle böyle. Hatır için günah muhtemelen. Düşünün muhtemelen, öldüğü zaman insan kim giriyor mezara? Kim giriyor muhtemelen, kimse girmiyor muhtemelen. Kimse girmiyor mezara. Hele kış hava soğuk, yağışıysa acele ediliyor. Acele, acele, çabuk, çabuk hemen gömülüyor, topu atılıyor, acele acele, hemen ocak kısa kesiyor tabii kıraatı. Orada böyle, üçü insanlar böyle. Herkes kaçıyor muhtemelen. Ama tek başına. Yani. Bunun için, hatır için günah işlemez muhtemelen. Allah bir Celle Celaluhu, onun muhtemelen, o yarattı bizim muhtemelen. Bütün Allah'ın rızasını kazanmak. O bir de kulum desin muhtemelen, bizi razı olsun muhtemelen. Râdiyete merdiye vardır, makam. Bir onlara, o bizden razı. Demek ki hayatım nasıl geçti muhtemelen? Ya arkada ne bıraktı mesela? Ya arkada ne bıraktı böyle? Böyle. Namazsız geçti, şutsuz geçti, busuz geçti. Top sahasına geçti, gol diye bağırdık mesela, şunu yaptık, bunu yaptık, oyun oynuyor, şundan bundan bambaşka geçti muhtemelen böyle böyle. Unutsak bile, bunlar defterine yazıldı ama defterine, Allah bunlar biliyor muhtemelen böyle. Bir de geleceğimiz mi muhtemelen böyle? Geleceğimiz, Allah bunu biliyor muhtemelen. Şimdi müşahım. Kimse Allah'ın elinden bir şey ihate muhtemelen. Allah'ın elinden kesin bir şeyi tam alamaz. Böyle yuhitûl, ihate etmek, kavramak. Bir şeyin az bir şey olsun böyle, illa bir maaşa dilerse böyle. Diyorsun Hazreti Musa ile Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın bir kısası vardı, Kur'an'a gidiyor. Köprüsüne geçiyor muhtemelenler. Gemideler, İkisi beraber Musa ile Hızır Aleyhisselam gemideler. Bir kuş denize kondu muhteremler, denize daldı kuş böyle, çıktı oradan. Yine bir güverteye bir yere bastı, gagasından bir damla su çıktı, gagasından bir damla su damladı. Yani tabii gagasına su kalmış, deniz çıkınca kuş, güverteye konunca, gemiye konunca bir damla su damladı. Hızır Aleyhisselam, ya Musa, bak dedi böyle. Allah'ın ilmi yanında, bizim ilmimiz dedi. Hızır Aleyhisselam, ledünün ilmi biliyor muhtemelen. Sırlara vakıf. Musa Aleyhisselam, şahit ilmi biliyor böyle. Hadi dedi, ya Musa, senin ilmi, benim ilmi dedi, Allah'ın katına verdi. Bu kuş aldığı kadar damla kadar böyle. Yani kura denizden damla muhtemelen böyle. Yani Hızır Aleyhisselam ilmi muhtemelen. Ledünün ilmi sahibi böyle. Peygamber ilimleri demek ki Allah'ın bir deniz okyanusta bir damlacık ancak muhtemelen böyle. Vesiyah kürsüyü sanat verirdi. Vesiyah kürsüyü Allah'ın kürsüyü kapladı. Es-semâti vel ardı, yerleri gökleri, kürsü. Bu iki anlama geliyor.
Mecaz, hakikat deniyor böyle. Hakikaten bir kürsü. Yani arşı kürsü, hakkı işleri mesela böyle. Kürsü, bütün yeri gülüp kaplayan bir alem muhtemelen böyle. Büyük değil mi? Allah-u Teala bilir böyle. O kadar muazzam büyük. Hatta Peygamberimizin hadis-i şerifinde buyuruyor Peygamberimiz. Kürsünün büyüklüğü yanında neye benzer Peygamber buyuruyor? Yerler, gökler, şu atlayan bir halka gibi, çöle atlayan bir gök halka gibi böyle. O kadar büyük yani kürsü muhtemelen böyle. Bu hakkı anlamı. Bir de mecaz anlamı var böyle ki, Allah'ın ilmi anlamına geliyor. Allah'ın kuvveti, azameti geliyor. Mevlam her şeyi kaplamıştır, ilmi kuvveti. Bela yevdi hıfzıyuma, Allah bunları korumak güçlüyor mu? Yerleri korumak böyle. Yani bu denge düzeni korumak, bedendeki dengeyi korumak, insan denge bozulsa hem düşer ölür. Değil mi işte? Baştan dert düşer mu? İnsan böyle böyle. Bu evrensel dengeyi korumak mı? Şu anda 8 cennet var. Cennetler böyle. Bir cennet gökten daha büyük bir cennet. Huriler var, melekler var, akarsuları var, nimetleri var, köşkleri, sarayları var. Cennetler var, cehennemler var böyle. Sidre-i Münteha var. İlk gökten sonra. Melekut alemi, cebirut alemi, sayısı bitmiyor muhtemelen böyle. Böyle. Öyle var. Bütün alemi kaplayan bir de arş-ı âlâ var. Arş-ı azim diye bunlar. Kaplayan. Bütün bunların idaresi, yönetimi, koruma, tedbir, tasarruf Allah'ın elinde. Vallahi güç gelmiyor idaresi muhtemelen böyle böyle. Ya Allah. Şimdi mesela insanın mülkü olsa gökte, bir yıldızlarda, gezegende, dünyada olsa, nasıl yönetim mi bunlar insanı? Karıştı muhtemelen. Biri nerede, biri nerede muhtemelen böyle. Ya Allah. İdikal gökler muhtemelen. Ay, güneş, yıldızlar, gezegenler, galaksiler muhtemelen. Her bir harekette, her bir an harekette. O kadar melekler, felekler, sular, semekler muhtemelen böyle. Bütün bu alemler, bunlar melama güçlü bunlar yönetimi. Ve Mevlam Aliyyül Azim, Allah-u Teala Mevlam, Aliyyü A'la, yücedir. Azim, azim asla Mevlam muhtemelen. Bir gün zekat malı toplanmış Medine-i Mevre'de, Peygamber'in zamanında toplanmış. Getirmişler bunları. Tabi o zaman depo yok, ardı yok bunları koymaya. Dağılacak bunlar fakirler ama hemen tabi dağılmıyor. Depo yok, ardı yok. Bunları cami, mescidine indiriyorlar bunları. İndiriyor bunları. Peygamber'in başına bir nebeş dikerdi böyle. O gün de sıra Ebu Hureyre yazılır. Ebu Hureyre. Ebu Hureyre Eshab-ı Suffe'den. Yani Hureyre Sabri'nden Ebu Hureyre. Hureyre. Aslı Abdurrahman. Hureyre kedi yavru anlamına geliyor. Hirre kedi, Hureyre küçük kedi anlamına geliyor böyle. Neden öyle? Çok sevmiş kedi yavrularını. Böyle. Bir gün Ebu Hureyre, o zaman isim Abdurrahman. Almış bu kedi yavrusunu sevseye geliyor böyle. Karşına Resulullah geliyor, utandı. Onu sakladı mı etini böyle. Sakladı. Benim göre tabi böyle. Ya Abdurrahman, hiçbir ne var orada böyle? Hureyre yavrusu, Hureyre yani kedi yavrusu. Peygamber dedi, ente Ebu Hureyre, sen bunların babası mısın? Ebu, baba demekti. Ente Ebu Hureyre, sen yavru, kedilerin babası mısın? Yavrusun babası mısın? Böyle. Sonra hep ona o isim verildi. Ebu Hureyre. Yani kedi yavrularının babası. Onu himaye eden, koruyan, onu besleyen anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ona verdi görevi. Ya Ebu Hureyre, sen bu akşam bunları bekle bakalım. Nebetçi kalacak orada. Böyle malların başına yiyecekler. Her şey var orada böyle. Gece yarısı oldu, biri geldi.
Gizlice böyle yiyecekle almaya başladı. Avuç oldu böyle. Korktuttuğum bileğini de yakaladı. Ben seni sabır üstüne götüreceğim dedi. Peygamber'e götüreceğim. Bırakmam ben seni böyle. Kuvvetiymiş demek ki böyle. Tuttu onu. Çok yavalı şimdi. Bu gelen kişi. Ya Ebu Hureyre, çok muhtacım. Aşırı muhtacım ama. Açım böyle. Hayalim de var. Yani çok şu ailem var. Onları da açlar. Onun için bu işi yapmaya buraya geldim. Yani bırak artık gelmem buraya. Söz mü söz? Yemin yemin. Artık gelmem dedi böyle. Bıraktı. Gitti. Sabah namazında Peygamber böyle döner muhtemelen cemaatine. Bakar ya sahipsine bakar dedi böyle. Baktı, Ebu Hureyre'yi gördü. Ya Ebu Hureyre ne oldu dedi, akşam tutun, tutsan ne oldu? Bak, Peygamber be. O sevmedi. Dedi, ya Resulallah, çok yalvardı. Çok muhtaçım dedi böyle. Türkçü varmış, açtım bıraktım onu. Sonra gelmeye bana söz ve yemin etti böyle. Gülümse, bu yalancı o. Yine gelecek en akşam. Yine akşam yine gelecek, bu yalancı o. Tabii kim o bilmiyor burası böyle. Ersi akşam Hazreti Ebu Hureyre şimdi daha dikkat edilsin böyle. Geceden böyle. Aynı saatte gece arasından sonra yine yavaşça gezeye geldi. Uyur gibi yaptı, yattı şöyle oturup yere. Tam çalarken yakaladı bilenden gene. Bak sen dün akşam söz verdin. Yine geldin. Mesela bırakmak için bu akşam mesela böyle. Sabah oturuyorum sabaha kadar. Sabah oturuyorum Resulullah'a götürüyorum sen böyle. Çok yalvardım tabii böyle. Çok yalvardı. Yemin billahi artık şunlar bunlar açılmış, çoluk çoluk açılmışlar bunlar çok yalvardı. Artık gelmem dedi böyle. Tamam bir daha yine geldi ama artık gelmem dedi. Beni bırak. Peki yine bıraktı. Merhamet tabii. Yine sabah namazında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri baktı. Ya Ebu Hureyre ne oldu akşam tuttuğunu tutsak ne oldu? Ya Resulallah yakaladım kendisini ama çok yalvardı. Çok rica etti. Açmıyor. Muhtaçmış çok. Çok yalvardı. Acıdım bıraktım. Artık gelmiş söz verdi. Yani o yalancı yine gelecek o. Yine gelecek o. Öyle böyle. Üstüne akşam için yine tekrar Hazreti Bey beklerken aynı saat yine geldi muhtemelen böyle. Yine yakaladı. Yok yememi artık yememedi böyle. Allah'ım böyle. Sen bana söz veriyorsun, ne geliyorsun dedi. Sen yalancısın böyle. Dedi ya Ebu Hureyre, ben sana bir şey öğreteyim dedim böyle. Birkaç kelime bir dua öğreteyim ben sana. Sen okursan dedi, sana da cin işten kimse gelemez anında böyle. Ne bunlar dedi böyle? Ayet-i Kürsi'yi öğretin oldu. Ayet-i Kürsi'yi öğretin böyle. Ayet-i Kürsi'yi oku dedi böyle. Sen burada nebeşe kaldığın zaman akşam oku, sabaha kadar buraya cin içine bir şey kimse gelemez dedi böyle. Bu nöbete ben bırak bakalım. Bıraktı. Yine sabah Peygamber sordu. Ne oluyor böyle? Durum böyle deyince, o yalancı ama bu sözü doğru da Peygamber. Kendisi yalancı ama bu sözü doğru böyle. Yani bir insan dedi Peygamber o zaman buyurdu. Okul ayet-i kürsüyü bulunduğu yerde, kırda, ormanda, dağda, bayırda, evde ne olsun, yalnız olsun mesela, nasıl olsun, olsun bu şekilde, bu okul ayet-i kürsü oraya cin içine geleceği muhtemelinde. Yani sordu, ya biliyor musun ki onun kim olduğunu? Bu şeytan, bu şeytan var. Şeytan. Şimdi bundan tabii çok hüküm çıkıyor muhtemelinde. Yani şeytan da iyi olana bizim gibi, iyi olaya böyle. Bu niye açıklamış bu şeytan? Sahabe dönemi dönemler. Kimse besmele şey yemiyor. Besmele herkes böyle. Aç kalmış bu dönem böyle. Aç kalmış dönem böyle. İki şeytan varmışlar. Arkadaş bunlara böyle. Şimdi bundan başta iblis böyle. O adada oturur. Denizde adada oturur böyle. O oturur böyle. Bunun ama İblis aleyhillâne. O buna yönlendirir. O buna görev verir. Böyle. Bir bakan filan aslında bu şekilde. İki arkadaş şeytan
Bunların sahibi de arkadaş, onlar arkadaş, insanlar da. Böyle. İkisi sevmiş ama. Hepsi yapmışlar. Gayet rahatlık, suatlık bunlar böyle. Neden? Bunların mümkün olduğu kişi abdestin namazı bir insan böyle. İyi bir şey baba bu şekilde. Biri ölüyor. O insan ölünce şeytan gidiyor İblis'e tekmil vermeye. Yani sen bana filan kişiye vermiştin. Ümitime. O öldü. Nasıl öldü? İşte şöyle böyle günahkar gitti bu şekilde böyle. O tamam. Kazandı bu. Bir bak yükseliyor bunu şeytan muhtemelen. Bunu şeyimi tekva bir Müslümana veriyor şeytan. Tekva Müslümana veriyor böyle. Ha bak buna başar bakalım bunda böyle. Ona gidiyor şimdi bu. Gidiyor ama eve girerken Bismillahirrahmanirrahim. Oturup Bismillahirrahmanirrahim. Sonra oturup Bismillahirrahmanirrahim. Eline kaşığı alıp Bismillahirrahmanirrahim. Lokma alıp Bismillahirrahmanirrahim. Besmele, besmele, yatayım, besmele, besmele. Aç kalır şeytan, yemiyor muhtemelen şey böyle. Aç kalır şeytan. Zayıflıyor. Kamburun çıkmış muhtemelen böyle. Göze çukurlaşmış böyle artık. Bitkin bana geliyor, aç, aç. Her halinde besmele, besmele, besmele böyle. Yemek yemek, çoğu belirte besmele. Yemek de yine besmele. Bir meyve yesin, besmele, besmele, besmele. Çekince aç kalmış şeytanı. Öbür şeytan arkadaşı bunu görüyor. O tabi öbür kişi onunla görevli gene böyle. Ya arkadaş sen ne oldu sana be? Ya sen ne suatıydın, gül yüzün diyor, enerjiktin, ne oldu sana? Aman sorma sorma diyor. Sorma sorma diyor böyle. Öyle insan düştü mü kabile diyor böyle. Az sus kaldım benim muhtemelen böyle. İşte muhtemelen gelene kadar muhtemelen böyle. Çok sorulan besmeleyi muhtemelen, besmeleyi sorulan böyle. Besmele-i Şerif böyle. Ben çıkarken, eve girerken böyle. Her lokmada, her şeyde su içerken devamlı böyle besmele, 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 besmele muhteremler. Ayet-i Kürsü cinlere karşı da en büyük silah. Tabi bazı insanlara cinler musallat oluyor, cinler bazı insanlara. Genelde eğer bir insan evhamlıysa fazla, içi kapanık, evhamlı, artık bir panik halinde böyle, burandaysa, şeytanlardan faydalanır muhtemelen böyle. Derler ya, kurtlar şiş sabayı sever, şeytan bunları sever muhtemelen. Bir insan suatlı, neşeli, gayet her halde güzel, rahat böyle yaşıyor, onu ona görünemez şeytan, cinler muhtemelen, görünemez böyle. Yani genelde kişi içi kapanık, böyle korkak, evhamlı, hayalci, her şeyde ürküyor, bir şeye benzetiyor bu şekilde. Cinler bunları elde ederler, oynarlar bunlarla muhtemelen böyle. Cinler buna saldırırlar mesela, bıçak saldırır, aslında bıçak yok böyle be. O acıyı verir muhtemelen böyle. O acıyı verir muhtemelen böyle. Öyle. İşte buna ne gerek buna karşı? Ayete kürsü muhtemelen. Yani %100 muhtemelen böyle. Mücerreb diyorum buna, mücerreb. Mücerreb böyle. %100 den kuvvet muhtemelen böyle böyle. Ölmüş hocaya gidip okutayım, okutayım. Hiç gerek muhtemelen böyle. Ayet-i Kürsü. Ne var ki? Eğer okuma düzgün bilmiyorsa öğrensin güzelce, öyle okusun. Yalnız okumasın ama tabii. Anlam değişebiliyor. Okumasın. İlla Ayet-i Kürsü, Ayet-i Kürsü muhtemelen böyle. Geçen kıştı muhtemelen. Yani geçtiğimiz kışla bir rüyamda bir kadın, cinli kadın rüyamda geliyor bana. Tesettürlü ama böyle. Gayet güzel kapalı, tesettürlü. Cinli kadın rüyamda geldi. Kış üşümüş, yatayım ben, arkana yatayım ben diye bana diyor. Yalvarıyor bana. Ben de git ben derken defol bir bağırdım. Uyandım kendim unuttum. Öyle bir bağırdım ama. Defol bir bağırdı ama uyandım birdenbire. Baktı duruyor orada ama. Hala duruyor muhtemelen böyle. Kadın duruyor hala böyle böyle. Gitmiyor muhtemelen böyle. Bir baktım kadın duruyor burada ondan sonra. Bana yalvarıyor gene. Üşüyordum dedim ben. De, o yüzden okuyunca muhtemelen böyle. Anında böyle. Yok oldu muhtemelen. Anında böyle. Hadi kırsın muhtemelen böyle. Yalnız onlar bazı okutmazsa insan engel olmaya çalışırlar. Ona korkmama gerekiyor muhtemelen böyle.
Yani okutmamaya şey yapıyor böyle. Kafasını karıştırır, sinirsine bozan bozan böyle. Nefesini daraltır falan böyle. Yani şaşırtma uğraşır, okutmama uğraşıyor böylece. Şimdi okudum mu yandı. Yandı muhtemelen bu şekilde böyle. Böyle. Yandı bunlar bu şekilde. Bunun için demek ki yatarken en iyi okuma yatarken muhtemelen böyle. Yatan üzerine oturunca ama. Peygamber yapardı. Yatıp oturunca bir ayet-i kürsü. Ezmesine böyle. Yavaş yavaş. Ondan sonra bir ihlas kulübü Allah. Bir sürefe bir nas oku. Önce yavrucu üflemekten böyle. Sürü bütün bedenine böyle. Üflemekten böyle. Bir de kapıyı icabında besmele kapı. Açısa kapı. Besmele kapıyla kapı. Eğer bir kapı besmele kapı onu açamazlar. Giremezler. Yasak onlar. Yatağa oturur, okudun bunu, et üfledin. Yatağına giremezdim bu türenler. Ben odama nasıl girdi ama kapı açıldı ama. Kapı açıldı onun için girdi odama. Giremezdim bu türenlerse böyle. Ama yatağıma gireyim bak. Gireyim bu türenler. Bak. Yatağda okudum, üfledim bir etrafı okudum böyle. Yatağıma gelemiyor türen bey. Ayakta yalvarıyor, önce rüyada geldi. Uyandım, baktım hala duruyor mu böyle. Tesettürlü böyle. Kadın, cinli bir kadın böyle. Tesettürlü kadın bu şekilde. Halbuki Allah illa hüvel hayyü kayyum da derken daha muhtemelen böyle. Kalk kaçtı gitti muhtemelen böyle. Yani duyarsa böyle insanları girmiş olmuş zaten böyle. Efendim sen okul olmaz mesela şu okul olmaz mı? Gelince okumak mı? Gelince muhtemelenler. Mesela bir insanın yakını mesela okuması iyi biri de okudu. Ama o anda yok, gök için orada. Yani cin gelince okuması gerekiyor. Gelince okuması gerekiyor. Bir okudun mu, onlara yakar bu ayet matır. Yakar mı böyle böyle. Yanar mı böyle. Yanar mı bu şekilde böyle. Şey yapar. Bir iki bir gelir ama bir daha gelemezsin. Korkar mı böyle. Gelemezler bunlar. Bu ayetler, kürsü ayeti, ayet-i kürsü muhteremler, arşlarda yazılı. Arşlarda. Orada yazılı, arşlarda yazılı böyle. Bu da ayet, bu ayet Allah'tan zikrediyor muhtemelen böyle. Orada. Arşlarda muhtemelen böyle. O kadar kıymetli bir ayet-i kerime. Yani inşallah değerini bilelim muhtemelen böyle. Değerini bilelim inşallah böyle. Bir de güzel okumaya çalışsın. İyi güzel okumak böyle. Bir ihlas böyle. Hulusi kalbi böyle. Bir gün bir hocaya, yani iyi bir hocaya şöyle, rahmetli kendi anı, hoca anı muhtemelen, yolda rastlıyor. Hocam be, işte benim şey bir hastalığım var. Okusan acaba iyi olur mu diyor. Okusan acaba iyi olur mu? Olmaz diyor. Neden hocam? Senin de itikad, bende o az yok diyor. Sizde itikad yok. Niye acaba geçer mi diyor. Acaba. Bakın hocam dedi, işte benim şu hastalığım var, neyse artık bilmiyorum hastalığın olduğunu böyle. Okusan acaba geçerim mi acaba? Okusan geçerim mi acaba? Okusan geçerim acaba? Geçmez. Neden? Sende inanç yok, bende o ağız yok diyor. Demek ki iki şey bir yere girecek. Ağız, dil ve kalp. Kalp, yani artı iki uç. Birleşti mi lamba yanıyor. Makine çalışıyor böyle. Birleşmedi mi? Tek teri taktım böyle. Bağladım böyle, tek kopmuş, çıkmış şeyden böyle, çalışma oturan bu şey böyle. Peki bu afetlere karşı da faydalı mı muhteremiz şimdi burada? Afetlere karşı da. Biliyorsunuz günümüzde doğal dengeleri bozulma başladı muhteremler böyle. Yani bunlar iyi arama değil muhteremler. Ama dışarı bakınca insan korkuyor böyle. İnsan haddini aşmış mı böyle? Taşkınlık böyle, taşkınlık mıdır böyle? Çıplak almış yürümüş böyle. Kimse Allah'tan bilmiyor bunlar mıdır böyle? Doğal afet. Mübarek insan bu taraf başı boş mu ya? Evet su buharı denizleri ısınıyor, buharlaşıyor, yukarı çıkıyor ama güneş yaratan kim? Deniz yaratan kim muhtemelen?
denizin yatakları var. Onu yaratan kim? Yani dünya yaratılırken ne yarattı önce muhteremler? Denizin yatakları yaratıldı böyle. Ne kadar su gerekse muhteremler. Ona göre bir yapı bunlar muhteremler. Ondan sonra yağmur yağmaya başladı muhteremler. Yağmur yağmaya başladı. Depom bunlar böyle şey. Yani ısınacak çeviriyorlar mesela böyle. Bunu biliyorlar böyle. Çevrimi biliyorlar böyle. Ama çeviri kuralına koyan kim? Denizi yaratan kim? Yatakını yaratan kim? Yani emri kimde? Efendim mesela haber veriyor. Seni gelebilir. Kuvvet yağmur gelebiliyor. Dur. Bulut geliyor. Bunun yönünü çevir. Çevir muhtemelen. Yok mu? Karşı muhtemelen. Ya. Bulut geliyor. İstediği ağırlıkta, istediği kalitede, hızda, sanki gök yürü olmuş gibi böyle, Allah kahar işte böyle, gazap. Gazap muhtemelen böyle. Bu işin muhtemelen çok yani iyi günlere değil muhtemelen böyle. İnsanların çoğunluğu var, çoğunluk muhtemelen. Çoğunluk gaflette muhtemelen. Kim altına bilmiyor muhtemelen. Bilmiyorlar. Bunun için biz ne yapalım muhterem? Eline gerek olan işler böyle. Ayet-i Kürt bu anda çağıran muhterem böyle. Yani bir evde Ayet-i Kürt okunsun yatarken, güzel okunsun. O gece Allah'ın korunmasında muhteremler, hu bize bak. Korunmasında. Neden? Depremden, selden, yağmurdan artık, ne yangından korunmadan muhterem böyle. Yanmaz muhterem böyle. Yani tam okuyabilsek, ağız olgu, o itikat olsa okuyabilirsek muhteremler. Yani ormanın içinde bile kalsak ateş yakmaz muhterem. Ama ev yanmaz muhterem böyle. Evi götüremez, suya götüremez muhterem böyle. O da başıboş değil muhterem böyle. Yani selle onlar başıboş değil muhterem muhterem bu şekilde böyle. Elden gelirken inşallah tevbe edelim muhterem. Aldım Mevlamız'a böyle. İslam yaşamaya çalışalım. İnsanları kurtarmaya çalışalım. Çevremizi, etrafımızı tavsiye etmeye çalışan bunları böyle. Ayet-i Kürsi'yi muhtemelen böyle. Yani depreme karşı, sele karşı, yangına karşı, düşmana karşı, mikroplara karşı muhtemelen böyle. Her şeye karşı muhtemelen böyle. Her şeye karşı diyor, Hufullah buyuruyor. Allah hufusunu korumasında nekle geliyor burada. Bir şeye karşı değil böyle. İlahi Tanrı Fatiha.